Peki doktor bey, siz o dönemde nasıl bir açıklama yaptınız? O dönem dediğiniz 86 yılından bahsediyorsunuz. Evet, Kıbledere köyünde olanları neden kamuoyuna açıklamadınız? Ben hekimim beyefendi, siyasetçi değilim. Karıştırmayın lütfen. Bir hekim halka gerçekleri söylemekle yükümlüdür Erhan Bey. Siz o köyde neler olduğunu asla tahmin edemezsiniz. O köydeki insanların hayatı telef oldu ve siz onlara neden yardım etmediğinizi açıklamak zorundasınız. Saçmalamayın. Gerekli tüm raporlar hazırlandı. Hatta gazetelerde yayınlandı. Raporlarınızda posttraumatik stres bozukluğu, toplu şizofreni, karışık anksiyete, majör depresyon... Kubilay Bey! ...sözetik bozukluklar, genetik faktör... Kubilay Bey! ...somatoform bozukluklar, yine bozukluklar... Kubilay Bey! Buyurun. Ne istiyorsunuz? Kıbledere köyündeki insanlara tam olarak ne oldu? Bakın, bunu benden öğrenmenize imkan yok. O halde ben de bu işin peşini asla bırakmam, haberiniz olsun. Erhan Bey. Alo. Erhan Bey. Bir psikiyatr arkadaşımız geçenlerde o köye gitmişti. Kıbledere köyüne mi? Evet. Kendisi çekimler, kayıtlar falan da yapmıştı. Adı ne bu arkadaşın? Ebru. Doktor Ebru Karşı Üniversitesi'ne gidin ve o kayıtları bulun. Söyleyebileceğim sadece bu. Alo. Erhan Bey. Alo. Erhan Bey. Ben psikiyatrist Ebru Karaduman. Şizoid kişilik bozukluğu olan özel bir vaka için yapılan görüntülü olgu sunumu birinci gün kayıtları başlamıştır. Cinci Faruk Hoca adı verilen kişi tarafından buraya çağrıldım. Kendisi şu an içeride. Bedeni 1300 yaşındaki bir cin tarafından ele geçirildiği iddia edilen bir kadına iyileştirme seansı uyguluyor. Çekim izinlerinin hepsi Faruk Akat Hoca tarafından alınmıştır. Çocuğun ne işi var burada? Gel bakayım sen. Ne yapıyorsun burada? Yürü. Çık dışarı. Çık 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 çık. Bakma yavrucuğum. Hadi ablacığım. Geç otur şuraya. Geç. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü yuhyi ve yumiyid. Ve huve hayyun la yemut. Bi yedihil hayr. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Çabuk bu kadını bırakıp git, yoksa seni cehennemin en dibine, esfele safiline gönderirim. Konuşma köpek oğlu köpek. Senden korkan mı var? Benden korkma, benden niye korkuyorsun? Allah'tan kork. Allah'tan kork. Şu orospular bir çıksın odadan. Ben sana göstereceğim Allah'ın şeytanını. Sıkı tutun, bırakmayın. Çekin gidin orospular. Kaltak dölleri. Bilin. Yoksa ne boklar yediğinizi bir bir dökerim ortaya. Geceleri kocalarınızla neler yaptığınızı anlatırım. Birbirinizin arkasından ne pislikler çevirdiğinizi anlatırım. Bütün pisliklerinizi dökerim ortaya. Dinlemeyin onu. Gidin. Dinlemeyin, sıkı tutun. Nurhan. Nurhan. Sen sırf komşunu kıskandığın için ona büyü yaptırmadın mı? Orospu! Ölmesini istemedin mi? İstemedin mi? Cemile. Cemile senin kocana araba çarpacak. Bağırsaklarını beyninin lastiklerin arasından toplayacaklar. Sen...
Seni kocan, seni kocan var ya, sapık! Fahişelerle neler yaptığını anlatıyor mu sana? Anlatıyor mu? Çekil gidin buradan! Bırakın beni! Bu adam hiçbir şey yapamaz! Yoksa evinizi, ocağınızı yakarım! Nerede? Orada. Oraya bak, 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 bak. Ebru, sen geride dur. Tehlikeli olabilir. Hakim, ya dar, ya kahhar Celle Celaluhu. La havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. Tamam, çıkar. Geçti, geçti, geçti. Korkma. Tamam, tamam bacım, tamam. Hocam tamam iyi misin? Ha? İyisin değil mi? Rabbimin yardımıyla hastamızı, Hatice ablamızı size sağ salim teslim ettim. Şimdi bakın beni iyi dinleyin. Muskalarla, tılsımlarla cahilce işler yapmayın. Büyüyle uğraşmayın. Büyü yapanın da, yaptıranın da ne bu dünyada ne de ahirette nasibi vardır. Tamam. Bu devirde cin mevzuları artmıştır. Her beş insandan birine cin musallat oluyor hafizanallah. Başınıza her türlü iş gelebilir. Kaza, bela, hastalık her şey. Ama gördüğünüz gibi bu işlerden anlayan biri oldu mu cinler hiç kimseye bir şey yapamazlar. Cenab-ı Hak bizi onlardan çok daha kuvvetli yaratmıştır. Rabbim hepimizi cümle şeytani olandan muhafaza etsin inşallah. Amin. Faruk Bey şovunu yaptı. Ama daha durun, kendisiyle konuşacaklarım var.